Kasapbaşı Zade İbrahim, Mühendis Hani Bahri Hümayun'un hendese hocalarından, Defterdar. Kasapbaşı Zade İbrahim Efendi'nin hayatı hakkındaki bilgiler çok azdır. Babası Ali Ağa'nın kasapbaşı olması sebebiyle Kasapbaşı Zade lakabıyla anılan İbrahim Efendi, 1787 yılında Süratçı Nazırlığı bünyesinde Katar-ı Hacegan'a dahil olarak memuriyet hayatına başlamıştır. Devlet memurluğunda defterdarlığa kadar yükselmiştir. Osmanlı Devleti'nin askeri alanda modernleşme arayışlarının yoğun olduğu bir dönemde yaşayan İbrahim Efendi, 1. Abdülhamit devrinde açılmış bulunan Mühendishane Bahri Hümayun'da hendese dersleri vermiş ve bilahare buranın müdürlüğünü deruhte etmiştir. Bu dönemde aynı mühendishanede ders veren Gelenbevi İsmail Efendi ile teşrik-i mesaisi bulunmaktadır. Daha çok felsefi içerikli eserler kaleme alan Kasapbaşı Zade İbrahim Efendi, 26 Kasım 1820 senesinde İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarı Beyoğlu Mevlevihanesi haziresindedir. Öğretisi: Kasapbaşı Zade İbrahim Efendi'nin telifatı genelde işrakilik ve platonculuk vurgusu taşıyan eserlerdir. Ancak o, işrakiliği Hermes, Pisagor, Platon çizgisinde gelişen bir felsefi ekol olarak görmektedir. Bu bakış açısında muhtemelen Seyyid Şerif Cürcani tarafından ilk olarak Şerhül Mevakıf'ta zikredilen ve ondan sonra da yaygın olarak kullanılan dörtlü tasnifin meşailik, kelam, işrakilik, tasavvuf etkisi söz konusudur. Varlık düşüncesi: Kasapbaşı Zade'nin işrakilik kadar üstünde durduğu bir diğer konu da Eflatuncu ideler konusudur. Risale Ala Beyani Aksamil Alemin isimli risalesinde cisimler, akıllar ve ideler alemini konu edinmekte ve bu üç alem arasındaki irtibatları açıklamaktadır. Risale Tetealleku ala beyanil musilil eflatuniyye vel musilil muallaka vel farkı beynehumada ise ideler kavramını meşai, işraki ve İslam düşüncesi geleneğine göre ele alan müellif, ideleri din diline uyarlanmış bir şekilde açıklamaktadır. Bilgi teorisi: Kasapbaşı Zade'nin rüyalar hakkında yazmış olduğu bir risalesinden onun rüyayı bir bilgi kaynağı olarak kabul ettiği neticesini çıkarmak mümkündür. O, rüyaları meşhur tasnife uygun bir şekilde Kazip Sadık şeklinde ikiye ayırmaktadır. Bunların izahını ise felsefi gelenekteki izah tarzına uygun bir şekilde yapmaktadır. Buna göre Kazip rüya, dimağdaki mizacın itidalini kaybetmesi neticesinde hissi müşterek ve hayalin etkisiyle meydana gelir ve hiçbir şekilde bilgi kaynağı değildir. Ancak sadık rüyalar, nefsi natıkanın soyut akıllarla birleşmesi neticesinde meydana gelen olaylardır. Akıllarda bütün mevcudatın suretleri bulunduğu için nefis uyku esnasında cismaniliğinden soyutlanıp bu akıllarla birleştiğinde onda bu suretlerin izleri kalır. İşte bu izler sadık rüyalardır ve sahibi için güvenilir bir bilgi kaynağıdır. Kasapbaşı Zade, ruhu yine felsefi geleneğe uygun bir şekilde bedenden ayrı mücerret bir cevher olarak görmektedir. Ona göre kişi öldükten sonra ruh idrak fiiline devam etmekte, hatta bu şekilde hayatta olan kişilerle irtibata geçebilmektedir.